Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzme derslerimizin sonuncusu olan karışık nasıl yüzülür dersimize hoş geldiniz. Bugün karışık nasıl yüzülür onun hakkında konuşacağız. Şu ana kadar kelebekten kelebeğe, sırttan sırta, yani her branştan aynı branşa dönmeyi öğrendiniz. Ama karışıkta şöyle bir şey var. Kelebekten sırta, sırttan kurbağaya, kurbağadan serveste dönüş olacak. Bu dönüşleri daha size öğretmedim. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Şimdi biraz karışık hakkında detaylı konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, bu 10 tane videoyu çektiğimiz havuz yarı olimpik havuz olduğu için 25 metrelik havuz üzerinden konuşmayı yapacağız. Karışın 3 farklı yarış türü var. 100, 200 ve 400 karışık. Bu karışık yarışlarındaki sıralama kelebek, sırt, kurbağa ve serbest şeklinde her branş eşit mesafede yüzülecek. Yani yüzeceğiniz mesafeyi 4'e böldüğünüz zaman her branşı kaç metre yüzeceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Şu an 100 metre hakkında konuşmayacağız. Çünkü bunun sebebi bugün 100 metre hakkında konuşmayacağız. Bunun sebebi sadece kelebekten sırta, sırttan kurbağa ve kurbağadan serbeste geçiş olduğu için. 400 metre hakkında da konuşmayacağız çünkü video çok uzar. Bugün 200 karışık üzerine konuşacağız. Çünkü önceki çektiğim videoların da bir özeti olmuş olacak. Her branşın su altısı, her branşın dönüşü ve her branştan öbür branşa geçiş olduğu için 200 karışık hakkında konuşacağız. Başlayalım. Karışık yarışına ilk önce kelebek branşıyla başlıyor. Yani departajından çıkışı yapıyorsunuz. Dolfini yapıyorsunuz ve kelebek yüzüyorsunuz. Karşıya gittiğinizde kelebekten kelebeğe dönüş yapıyorsunuz. Çift kol ve buraya doğru tekrar geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde kelebekten sırta geçiş yapacaksınız. Şimdi o dönüşü yapmayı gösteriyorum size. Az önce gördüğünüz gibi kelebek geldim, çift kol dokundum ve kendimi sırt pozisyonuna geri çıkardım. Bu kelebekten sırta dönüştü. Şimdi kelebekten sırta dönüşü yaptınız. Sırt karşıya gittiniz. Sırttan sırta dönüşü yaptınız. Geri geliyorsunuz. Bu sefer sırttan kurbağaya geçeceksiniz. Şimdi onun dönüşünü göstereceğim. Bu gördüğünüz geriye takla atma hareketi zor bir hareket. O yüzden bunun bir de kolay versiyonu var. Yani kolay versiyonu yaparsanız diskalifiye olmayacaksınız. Şimdi onu göstereceğiz. Şimdi 200 karışık yarışında iki branş tamamladığınız yarışın %50'si bitti. Geriye kurbağa ve serbest kaldı. Şimdi sırttan kurbağaya döndünüz, kurbağa yüzüyorsunuz. Karşıda yine kurbağadan kurbağa döndünüz ve buraya geliyorsunuz. Son branş olan serbeste geçmek için kurbağadan serbest döneceksiniz. Çift kol gelip dokunup serbest pozisyona geçeceksiniz. Şimdi onu göstereceğiz.